Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir videoyla beraberiz. Kadın videosu ve Hazreti Mehdi ile alakasıyla ilgili ben size verdiğim söz vardı. Birinci video izlendi. O geçmiş videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli videolarımız var. Birçok arkadaşımız bu videolarımıza değer verdiler. Tabii ki o da bize gerçekten de en azından verdiğimiz bilgi, işte rüya bilgileriyle buraya kadar geldik. Tabii ki sizin verdiğiniz değer bize gerçekten güç veriyor. Allah razı olsun hepimizden. Ve yeni gelen kardeşlerimizden ricamızdır. Abone olabilirsiniz, kanalımızı tanıtabilirsiniz. Ve arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Bildirimleri açın, like'a atın ki videomuz öne çıksın. Önemlidir, videoları öyle yarıda bırakmayın, izlemeye çalışın. Ve o da önemlidir. Ve üye olan kardeşlerimize de teşekkürler. Adıl butonuna katılıp da destek olan kardeşlerimize de teşekkürler. Burada kitlemiz gerçi küçüktür ama inşallah büyür diyelim. Ve videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öyle bir kadın var ki kitapları yazarsan hani 10 kitap çıkar. Bunu söylemek istiyorum. 10 kitap çıkar. Hani bir 10 tane de kalem gerekir. Özellikle 10 sayısını alın oraya. 10 sayısını yazın bir yere. O aklınıza bulunsun. Bir 10 daha yazın. 20 olsun. Ve bir kişidir o. O da bir kişi, o bir kadındır. Onu da alın yanına bırakın. 21 eder. Onları hepsini ayrı ayrı yazın arkadaşlar. Şimdi bu kadın kendi gücünün farkında. Yani kendi gücünün farkındadır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir konudur. Mehdi Aleyhisselam konusu çok önemlidir ve bu kadın konusu çok önemlidir arkadaşlar. O liderdir. Batın alemde görünen, çokça görünen bir kadındır. Ve çokça işte ruhaniyetlerin onun yanında aslında saygıyla durduğu bir kadındır. Yani Allah-u Teala öyle istemiş. Ruhaniyeti güçlüdür. Yani bizim bunu sorgulayacak gücümüz yoktur. Allah ne isterse Allah'ın dediği olur. Meryem Aleyhisselam da öyleydi. Cebrail Aleyhisselam ona gelip vahiyde bulundu ve Allah ona bir erkek evlat verdi. İsa Aleyhisselam'ı verdi. Bu bizim anlayacağımız olaylar değil. Özellikle Meryem Aleyhisselam işte mabete verildiği zaman insanlar bazıları dedi ki ya bir kız, o kız nasıl gelip de okuyacak, ya da bir kız nasıl liderlik yapacak, ya da bir kız nasıl böyle dindar olacak bizim aramızda. Tabii ki bunları kırdılar zaten eski zamanlarda, 2000 sene önce bu tapuları kırdılar, yani bu anlayışları kırdılar. Kadın Hazreti Meryem bir semboldür, çok önemlidir. Tabii bu Hazreti Meryem meselesini anlamamış bazı zihniyetler var. O zihniyetlere karşı mücadelemi devam ettiriyorum. Tabii bunlar kadınların sadece ekmek yemek, işte bebek doğursun, otursun ve batına girmesin ve ilme girmesin gibi bir düşünceleri var. Her şeyi erkek yapar, ama bazı insanlar da var. Dindardır, erkektir ama kadınlara hak veriyor. Mesela kadın çarşaflı olabilir, sorun değil. Benim için hiçbir sorunu yok. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bir kadın çarşaflı da olabilir, saçı açık da olabilir, ya da normal kapalı da olabilir. Hani benim için kişinin elbisesi önemli değil. Kendi açımdan söylüyorum bunu. Çünkü ben insanları çok gördüm. Saçı açık olmuş kardeşlerimiz oldu. Ve onların ne kadar mümin olduğunu ben onların yaşantısında gördüm. Tabii ki o kendi hürriyetidir. Açılıp kapanması. Dinde zorlama olmadığını biliyorsunuz Kur'an'da. Kimseye zorla, siz öylesiniz böylesiniz diyemezsiniz. Hz. İsa Aleyhisselam kısalarını yoya koyun. Hz. Peygamber Efendimiz'i iyi anlayın. Tamam, Kur'an-ı Kerim'de ziynet taraflarınızı kapattın ayeti vardır. Ziynetin işte örtünün biraz daha geniş olması, yani aslında vücut hatlarının görünmemesiyle alakalı bazı durumlar vardı. Ben bu konulara girmeyeceğim. Bu konular derin konular. Ulamaların işidir. O benim işim değil. Ben biraz batından gireceğim konuya. Kimsenin kalbini kırmadan, bütün kardeşlerimizi severek ve sayarak, düşüncesi ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, hepimiz Adem Havadan kardeşiz ve biz böyle ayrışa çok küçüldük. Yani aslında biz büyüyerek devam etmemiz lazım. İnançlarımız neyse, düşüncelerimiz neyse devam etmemiz lazım. Ve bu kadın konusuna tekrardan giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve bu videoların devamı da gelecektir arkadaşlar. Bunu da bilin. Çok önemlidir. Aslında gelen bilgilerde kadının
bir ağaçla alakası vardır. Bir ağaç. Bir ağaç görünüyor. Yani bir ağaç görünüyor. Hani ağaç dediğim bir ağaç yani. Bu ağaç çok önemlidir. Musa Aleyhisselam'ın bize asası gibi görünebilir. Asa. Asa gibi görünebilir. Ama asa değil. Ama bir ağacı var. Yani bana gelen bilgi ağaçtır. Yani tabii bu yeşermiş bir fidan mıdır? Diyelim filizlenen bir fidan mıdır? Ya da bir ağaç mıdır? Ağaç yani çam ağacı ya da meyve ağaçları olabilir. Ya da ziyaretlerde bulunan bir ağaç olabilir. Ya da elinde bir ağaç bulunmuş olabilir zamanında. Bu da atalardan gelen bir tohumdur diyebiliriz. Bu onun sembolüdür. Yani ağaç onun sembolüdür ve onun aslında doğurganlık özelliği ve rahmaniyet özelliğidir. Bu çok önemlidir. Bunun farkındadır kendisi. Tabii ki batın alemde kendisini biliyor aslında da fazla da aslında açılımlarını %25-%30 yapabilmiştir. Benim rüyalarıma göre, anlatıma göre daha da açılımları olacak. Çünkü meleklerle daha fazla işli dışlı olacağını düşünüyorum. Ve bu Mehdi Aleyhisselam konusunda büyük görevler yapacağını düşünüyorum. Ve metafiziklerle çok büyük savaşlar içinde olduğunu biliyorum. Yani metafizik, şeytani ifritlerle çok büyük savaşlar ve harpler içindedir. Ve ön cephelerde bir kadın olarak savaşıyordur. Kimi alim diyor ki ya bu kadın nasıl savaşacak? Ya o kadın savaşıyor sen uyuyorsun. Sen yiyorsun börekleri, çörekleri. Ondan sonra bir mayışıyorsun, uyuyorsun. Kadın ise gece yarıları uyumadan savaşıyor yani. Ve sen onu göremiyorsun. Onun ruhaniyeti nerelerde savaşıyor? Ben size bir şey diyeyim mi? Mehmet Hoca'nın da ruhaniyeti metafiziklerde savaşıyordur geceleri. Sizin aranızda çok kişi de öyledir ama bazı insanlar liderlik yapıyor. Ruhaniyetler arasında. Batın alemde yani. Ve çok büyük bir savaş var yani. Çok büyük bir savaş var. Eğer savaş kaybedilirse o zaman biz her gün depremlere salanırız. Biz her gün afatlara salanırız. Ben size bir şey diyeyim mi? Eğer ki bu dünya yıkılmamışsa işte birkaç kişinin öyle duaları ve salih insanların sebebinden dolayıdır. Bunu bilin yani. Onların o mert yürekleri var ya mert. Ağzındaki ekmeği kardeşine verirler. Ekmeğini kardeşine verir. Eğer kardeşinin bir sorunu varsa kardeşi için ağlar. Ya onun illaki kan bağına gerek yok yani. İllaki bir kan bağı değildir mesela. Ama içi acır yani. İçi acır. Kalbi acır. Merhametidir. Merhamet duyguları çok yüksektir. Allah boşuna mı seçer? Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Merhametlilerin en merhametlisi Allah diyor ki benim diyor. Peki ne demek istiyor? Bizim de merhametli olmamızı emrediyor. Süleyman Aleyhisselam çok önemlidir. Karınca için ordusunu durduran bir peygamberdir. Biz bunu böyle biliyoruz. Kendi saltanatında öyle bunları geçelim, bunları vuralım değil. Hiçbir zulüm yapmamıştır. Zulüm yapmamak lazım. Zulmeden abad olur, son günü de berbat olur. İşte görüyoruz yani. Biz bunları uyardık. Ama uyarıyı dikkate almadı. O ayrı bir şey. Herkes kendi cezasını çekecek. Yani ahiret de var. Dünya hayatı da var. Bir şekilde bunlar yaşanılacak. Bu ağaç meselesi çok önemli. Aslında asa diyebiliriz de ama Musa'nın asası diyemeyiz. Asa diyebiliriz. Musa'nın asası diyemeyiz. Tamam mı? Musa Aleyhisselam'ın asası olmayabilir yani. Yani ben onu kesin bilmiyorum. Benim gördüğüm olayda o güzel kardeşimizin elinde bir şeyler var. Bir emanetler var. O emanetlerin hani asa değil ha. Asa değil. Onu yanlış anlamayın. Asa değil. Elinde kutsal bir şeyler var. Kutsal emanetlerden bir şeyler var. Ve bana gösteriyor. Bir şekilde batında görüşüyoruz. Bana gösteriyor işte diyor ki bu Tevrat'tır, ilk Tevrat'tır, işte bu ilk İncil'dir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in nusharlarıdır. O zamanın nusharlarıdır. Bunları geçtikten sonra aslında sonra bana dedi ki bir şey var dedi. Ben onu da sana göstereceğim dedi. Ama dedi onun da bir zamanı var.
Ben de aklımdan şöyle geçiriyorum. Acaba ne olabilir? Bana diyor ki gel yaklaş diyor, pencereden bir bak diyor. Ben pencereden bakıyorum, içeride böyle ağaçlar var. Bazı fidanlar var, bir şeyler var. Ben de bakıyorum dedi, gördün mü orada? Orada bir tanesidir dedi. Bir tanesidir dedi. Nedir oradakiler? Baktım hiçbir şey yok, ağaçlar var. Ben onun için, çok ağaç olduğu için ben ne olduğunu anlayamadım aslında. Orada tam biraz karıştı kafa. Ben de asa mıdır? Çünkü ağaç asadan gelir. Aslında Süleyman Aleyhisselam'ın asasıyla da alakası olabilir. Çünkü işte kurt işte bir Süleyman Aleyhisselam'ın çağı mı başlıyor tekrardan? Ağaç. Ağaç demek aslında yeni bir yeşermedir. Ya da cennet de olabilir. Cennette de ağaç olabilir. Asa da ağaçtır. Hepsi birbiriyle bağlantılıysa yani asa da olabilir diyebilirim. Yani asa da olabilir. Yeni bir gelecek de olabilir. Ve bu kadının büyük gücü Allah'ın izniyle duaları bizimledir. Yani bu çok mükemmel bir şeydir. Allah dilediğini doğru ile ilerdir. Biz kendimizi doğru yola iletemeyiz. Hani Hz. Peygamber Efendimiz'e diyor ya, Hz. Allah diyor ya, sen onları doğru yola iletemezsin diyor. Bitti. Bir insan doğru yola iletilmemişse, kalbi mühürlenmişse, Allah da onun kalbine, gözüne, kulağına bir şekilde bir perdeler, perdeler, perdeler ve karşıdaki kişi anlamaz. Çünkü Allah o kişiyi sevmez. Niye sevmez? Çünkü iyilik yapar, gösteriş yapar. Çünkü namaz kılar, gösteriş yapar. Hep kendini ön plana çıkartır, gösteriş yapar. Ve onun için Allah böyle insanı hiç sevmez. Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki, açık ve gizli namazlar, hani hayırlar yapın, infaklar yapın. Açık ve gizli. Bazı insanlar bunu açıktan yapar. Ama açıktan yaptığı zaman da Allah için yapar. Kimisi de var, açıktan yapar ama Allah için yapmaz, gösteriş için yapar. Kimisi var gizli yapar ama Allah için yapar. Kimi de var gizli yapar. Yine de Allah için yapmaz. Şimdi burada önemli olan niyettir. Ameller niyetlere göredir. Hani senin niyetin neyse o sana karşına çıkar. Eğer senin niyetin iyiyse sana Allah iyilik verir. En kötülükse Allah sana kötülük verir. Çünkü Allah ne diyor? Ben tuzakları bozanım diyor. Sen tuzak kurarsın, ben de bozarım diyor. Sen yap, ben bozarım diyor. Onun için bu kadının duaları, işte savaşlardaki mücadelesi ve yanındaki kutsal emanetler. Tabii biz Mehdi Aleyhisselam'da da kutsal emanetler bekliyoruz. Mesela bu da ayrı bir sıkıntıdır. Şimdi İki büyük insan çıkıyor ortaya. Ben size bunu anlatayım. İki büyük şahsiyet ortaya çıkıyor. Birisi Mehdi Aleyhisselam, liderlik yani diyoruz ya. İşte lider bir erkek ortaya çıkacak. Bir de yanında lider bir kadın ortaya çıkacak. Yani ben diğer videolarda demiştim. Bu Mehdi Aleyhisselam'la öyle aşağı kalır yanı yok yani. Öyle ortaklaşa sanki Allah böyle bir şey demiş. Ben ilk insanı Adem yarattım ve ikinci insanı da Havva yarattı. İkisi de birleşerek insanoğlunu doğumunu sağladılar. Yani Allah tabii ki isteseydi hepsini Adem Havva gibi yaratırdı da. Öyle bir misal diyelim. Ve orada işte ahir zamanda da Allah-u Teala sanki yeni bir Adem ve yeni bir Havva'yı ortaya çıkaracak. Bunu iyi düşünün bak. Yeni bir Adem ve yeni bir Havva ortaya çıkacak ve tekrardan dünya yeşerecek. Ve mutluluk olacak. Çünkü tek bir erkekle olmaz. Hep erkeklerden bekliyoruz. Yani erkekler. Tamam işin içinde erkek de var. Mehdi Aleyhisselam da var. Ama işin içinde bir kadın da var ki Mehdi Aleyhisselam'dan da eksik değil yani. Ama diğer uç sonuçlar tabii onun kademeleri farklıdır. Onlar ayrı konu. O uç sonuçlardaki kadınlar da var. Onlar ayrı. Bu lider olan kişi Mehdi Aleyhisselam'ı düşünün. Beraber bir savaşa giriyorlar ve bir aralarında böyle bir şey yok yani liderlik yok yani arada liderlik yok hani o mu lider bu mu lider diyemezsin yani öyle ikisinin de ruhaniyeti güçlü ki hani birleştiği zaman muazzam oluyor yani Allah-u Teala öyle istiyor hani biz bunu bir şey diyemeyiz yani Allah'ın takdiridir hani burada bazı insanlar diyebilir ki Mehdi kadın mıdır erkek midir biz bu konuları kapatmamız gerekiyor yani bu konular saçma konular. İki tane lider insan çıkıyor arkadaşlar. Adi Mehdi mi olur? Adi Tabetül Art mi olur? Adi Hazreti İsa mı olur? Adi Moşia mı olur? Adi Şilo mu olur?
Yani bunlar bizim için zaman kaybıdır. Bizim için benim için zaman kaybıdır. Yani benim için açık ve net söyleyeyim zaman kaybıdır. Benim bildiğim şey bu. Kendi rüyalarımı ben size anlattım ve çokça dinlediniz ve çokça gerçek çıktığını gördünüz yani. Bir Bursa meselesi ben dedim felaket olacak. Keşke bir kasırga oldu ve orada bir mercek bulutu çıktı ortaya. Daha sonra bu depremler başladı. Birçok gün ben şimdi size anlatmayayım, bir türlü tadını bozmayayım. Yani benim rüyalarım da böyle Allah'ın izniyle Rahmani olduğunu düşünüyorum yani. Allah'ın izniyle tabii. Yani bugüne kadar bizi yanıltmadığı bellidir. Yani. Siz de şahitsiniz. Ben onun için söylüyorum ki iki tane insan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu İsa Aleyhisselam konusu daha derinlikli bir konudur. Ben bunları hepsini bir anda bile karıştırmamak için. Hani bir erkek ve bir kadın liderlik yapacak. Dünyada yani. Daha sonra Hz. İsa onlara gelir mi? Tekrar o da işin içine girer mi? Uç eder. Hani ama ben şu anda Hz. İsa farklı bir zamanda yaşadığı için 2000 sene önce yaşadığı için ayrı bir konu. Şimdi belki de bu kadın da daha önce yaşamış bir kadındır. Bu diğer erkek de belki zamanında yaşamış birisidir. Onları tam bilemiyorum. Ben bu işin içine girmeyeyim. Ama benim bildiğim orayı bu. İki tane insan ortaya çıkıyor. Mübarek olsun. Ve kendi dualarıyla, kendi güçleriyle, ruhaniyet güçleriyle ve dua etme güçleriyle gerçekten de metafiziklere her gece savaşıyorlar. Eğer ki savaşmamış olsaydılar, şu anda dünyanın birçok yerinde felaketler özellikle her gün devam etmişti. Bazı zamanlarda insanlar hafrete düştü. İbadetlerinde hafiflediler veya yardımlaşmalarda biraz sıkıntıya girdiler ve dua etmediler. O zamanlarda işte bu insanlar uyumuyordu. Özellikle Diyarbakır depremi, bak Hani'de kaç gündür bir depremler oluyor, 4.4 nokta büyümüyor, büyüyemiyor, büyütülemiyor diyelim buna. Çünkü saldırı yapılıyor ve Ağrı'da bir olay oldu. Ağrı'da bir yerden göğe kadar bir ışık çıktı. Aslında orada da bazı sıkıntılar oldu. Orada Mehmet Hoca çok güzel bir şey söyledi o gün. Dedi ki ben orada mücadele ettim ve oradaki bir kuyunun içine bir şeyler attık da orada metafizikleri öldürdük. Yani bu bir savaştır. Mehmet Hoca da işin içinde savaştadır. Diğer kardeşlerimiz de savaştadır. Herkes kendi gücüne göre ama bu kadın da savaştadır. Öyle öyle uyumuyor, geceleri uyumuyor. Savaştadır yani. Tabii bu savaş meselesi asıldır. Bunu zaman anlayacaksınız. Daha idrak ederek anlayacaksınız. İnşallah arkadaşlar. Ve bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Çünkü dedim ya 10 kitap. Bak onu alın oraya. 10 kalem. Bunu da alın ve o kadını 21. Bunları toplayacaksınız ve bunların içerisinde ileride çok önemli şeyler söyleyeceğim. Ve kutsal emanetler ve ağaç, asa ve savaş. Tamam mı arkadaşlar? Bunları bir güzel birleştirerek inşallah devam edeceğiz. Daha önemli videolarda. Çünkü çok bilgi akışı var. Bunları size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Allah bizimle olsun ve kanala destek olabilirsiniz. Bu videomuzu paylaşabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Arkadaşlara gönderin ve izlesinler. Ve YouTube'da en azından izlenmesi gereken videolardır. Böyle şimdi ben diğer YouTuber'lara da laf atmak istemiyorum. Neyse biz onlara laf atmayalım. Bu videoların öne çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bu sizde artık. Bu video sizde ve size emanet. Eyvallah. Teşekkürler. Allah bizimle olsun.